Bildiğimiz gibi bir virüsün veya bir bakterinin çoğaltılıp laboratuvar ortamında ve bunların tekrardan öldürülüp bu cansız bir şekilde insan vücuduna bunu verilip ve vücudun bağışıklık sisteminin bu mikrobu veya bu virüsü tanıyıp ileriki dönemlerde buna karşı antikor dediğimiz hani kendini savunacak bir şekilde bir mekanizma yapması. Şimdi aşıların yapılması çok uzun yıllar sürüyor. Yani tarih boyunca en azından 50 yıldır belirli bir hani çocukluk döneminde insanların olduğu aşılar yani biliyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Şimdiki aşılar koronavirüsle ilgili tabii çok hızlı bir şekilde bilim dünyası bu pandemi süresinden kurtulmak için mecburen belli bir şeyleri hızlı bir şekilde. Tabii eski teknolojilerde 5 sene, 10 sene, 20 sene önceki şeyler zaman gittikçe ilerliyor ve bu aşıları hızlı bir şekilde yapma imkanımız var. Fakat şimdiki günümüzdeki aşı konusu bir kere koronavirüs eskisi bildiğimiz ezberleri, eskiden olan hastalıkları tamamen bize ezberini bozdu. Çünkü yeni bildiğimiz bir şey oldu ve her gün geçtikçe bilim insanları yeni bir şeyler tecrübe ettiler ve bu tecrübeyi paylaşarak belli bir şeyler daha öğrenmeye çalışıyoruz koronavirüsle ilgili. Fakat aşı söz konusuysa bu aşının özellikle bugünlerde çok sorular var. İnsanlar biz aşı yaptıralım mı, aşı yaptırmayalım mı? İşte özellikle biz Türk halkında Çin malı aşı işte nedir? Yani aşılar eskiden bildiğimiz hani klasik yöntemlerle yapılan inaktif aşılar. Yani ölü bir virüsün olduğuydu. Fakat son zamanlardaki son 15-20 yıldır aşı konusunda özellikle kanser hastalıkları konusunda bizim mRNA dediğimiz teknoloji kullanarak yani bir çeşit hani insanların anlayacağı bir şekilde anlatırsam yeni versiyon kanserle mücadelede ciddi bir tığ aşacak bir buluştu. Bunu da aynı şekilde koronavirüste kullanıp ve bildiğiniz gibi işte Almanya veya İngiltere, Amerika'daki yeni versiyon aşılar bu şekilde yapıldı. Almanya'dan bahsedersek veya Avrupa genelinden bahsedersek aşılar şu anda birçok ülkede başlamak üzere. Özellikle Almanya'da da son bir hafta 10 gün sonra başlanıyor. BioNTech ve Pfizer'in yaptığı aşıyı Almanlar çünkü bir kere kendi malları bizim Türk meslektaşımız yaptığı ve geliştirdiği aşıyı çok yakın bir sürede başlayacaklar. Tabii her ülkede belli bir öncelikler olacak. Yaşlılar, kronik hastalıkları ve sağlık çalışanları. Dolayısıyla Avrupa genelinde İngiltere'de başladı. Almanya'da önümüzdeki haftadan başlayacaklar. Kademeli kademeli bu insanlara, bu aşılara yani birkaç ay içinde özellikle Avrupa bölgesinde aşılanmayı hedefliyorlar. Halk arasında bir Çin, bir Rus, bir Alman aşısı deniliyor. Aslında yani biz bunu böyle konuşmamız hani basit bir şekilde yaptığı ülke değil de aşının versiyonunu düşünmemiz gerekir. Şimdi inaktif aşılar dediğimiz Rusya'nın ve Çin'in geliştirdiği aşılar bunlar bildiğimiz eski klasik ve yapımı çok zor olan ve maliyeti çok yüksek olan aşılar. Çünkü bir virüsü elde edip bu virüsü laboratuvar ortamında çoğaltıp ve öldürüp ve insanın vücuduna bunu ölü bir güçsüz bir halde veriyoruz ki vücut bağışıklık kazansın. Şimdi Çin veya Rus malı dememiz doğru değil. Yani bu bir firmanın yaptığı bir aşıdır, inaktif aşılar. Özellikle bizim Türkiye coğrafyasında bunu kullanacaklar. Aşı konusunda kesinlikle güvenlidir. Yani ya ister hani Avrupa'da, Amerika'da yapılacak olan yeni versiyon aşılar ya da eski inaktif klasik versiyon dediğimiz aşılar. Bir kere bunlara güvenmek zorundayız. Şu anda dünyada pandemiyi sadece önleyecek ve uzun vadede tamamen kaldırmamız için dünyadaki toplumun en az %60'ının bağışıklık kazanması gerekir. Ve bu bağışıklık ancak aşı yoluyla olur. Yani burada hani bizim böyle bir lüksümüz var, ben Alman aşısı yaptırayım, ben Çin aşısı yaptırmayayım diye bir lüksümüz yok. Yani ikisi de güvenli bir aşıdır. Belli bir laboratuvar ve belirli bir insan üzerinde faz çalışmaları yapıldıktan sonra deneniyor. Ne yazık ki bazı meslektaşlarımız dahil, bazı medyada işte bu yeni versiyon aşılar, işte insanların vücudunda çip takılacak, işte öyle yapılacak, işte ileride bizi istediği şekilde yönlendirecekler, hastalandıracaklar.
Bunlar üzücü bir haberler. Yani bildiğimiz hani yeni versiyon aşılar, özellikle mRNA teknoloji dediğimiz bu aşılar. Bunlar kanser üzerine geliştirilmiş bir aşılardı. Ve 15-20 sene sonra kanser hastalıklarını neredeyse yok edecek kadar çok yüz güldürücü bir çalışmalar yapılıyor. Ve her gün geçtikçe iyi bir sonuçlar alınıyor. Fakat bu teknolojiyi biz bu aşıda geliştirdi Avrupa ve Amerika. Bu şudur, bizim bu aşıyı yaparken vücudumuzun savunma sisteminin hücresine aynı halkın tabiri bir şekilde bir yazılım programı olarak bu virüsün kendisini değil, bu virüsün bir çip gibi düşünün, bir elektronik ortamda bir bilgisayara bir kablo sistemiyle bu virüsü tanıtıyor. Bunun maliyeti çok düşük ve yapımı çok hızlı oluyor. Bunlar bir protein dediğimiz vücuttaki savunma hücrelerinin mekanizmasında bir protein yapımıyla, hatta bugün yumurtadan da, yumurtanın sarısından da, yumurtanın beyazından tutun, bazı hayvansal yağlardan elde edilen bu proteinlerle bir çeşit koronavirüsünün yazılımını, hani savunma sistemi tanıyacak bir şekilde vücuda veriyorlar. Bu da tamamen hani bizim vücudumuza çip veriliyor, bazı hastalıklar getirmesi açısından veya ileride işte bizi öldürme açısından diye düşünürsek tamamen yanlıştır. Ve böyle bir söylentilere asla itibar etmeyin. Bu türlü çalışmalar ciddi bilim insanları tarafından yıllardır denenmiş ve koronavirüs aşısında bu şekilde hızlı bir şekilde elde etmenin, daha kolay elde etmenin ve biraz daha hafif teknolojik olarak eski versiyonlara göre yan etkisinin daha az olacağını ortaya çıkardı. Ve dolayısıyla biz bu aşılarda hani Avrupa, Batı, işte Çin, Rus aşısı diye böyle bir şey düşünmeyeceğiz. Dünyadaki pandemiyi tek yok etmemizin en az bir yıl boyunca dünya toplumunun %60'ı aşılanması gerekir. Dünya toplumunun %60'ı bu hastalığı yakalanıp da yenip de bağışıklık kazanmasındansa ve bir sürü insanların boşu boşuna ölümüne sebep olacağından dolayı biz bu aşıları mutlaka yaptırmak zorundayız. Evet, belli gelişmiş ülkelerde anayasal gereği bazı insanlara zorunlu bir şey yaptıramazsın. Yani mesela Avrupa'da birçok ülkede de hani bir insan ben aşı olmuyorum diyorsa bu anayasal hakkıdır ve bunu hiçbir şekilde zorlayamayız. Gelişmiş ülkelerdeki insanların illa da %100 fikirlere her zaman sağlıklı olmayabilir. Bazı medyatik, bazı tıp camiasında olan insanların maalesef bu aşı karşıtı ve kötü reklamlarla bir 3 dakika 5 dakika konuşmayla bir sosyal medyada insanların bazını ikna ediyor ve işte aşı olmayacağız, aşıya karşıyız, aşı vücudumuza işte verilen bir oyundur, çiftir. Yani ne yazık ki bunlar hepsi gündem dışı olan şeyler. Yani Dünya Sağlık Örgütü her haftalık toplantılarında dünyadaki tüm verileri toplayarak bir yıl önce koronavirüsünün yeni ortaya çıktığı dönemlerde biz o kadar bir virüsle ilgili bilgilerimiz azdı ki, yani pandemi dediğimiz kelimesini bile bir tıp camiasında, tıp fakültesi veya tıbba yakın meslekler okudukları zaman pandeminin ne olduğunu bilinir ve dünyada artık pandemi denen kelimeyi artık bilmeyen insan yok. Dolayısıyla pandemi, yani dünyada bir salgına yol açıp ve insan hayatını tüm dünyada tehdit edecek kadar bir olayın tıbbi olarak terimidir. Ve maalesef bu pandemiyi ilk başta Dünya Sağlık Örgütü bile hemen açıklayamadı. Çünkü belli bir verileri toplayıp da bunun ne olduğunu görmek lazım. Dolayısıyla artık yani bunu aylardır biliyoruz ki bu pandemiyi yok etmenin tek çaresi aşılanmaktır. Aşı konusunda tavsiye ettiğim şey bilim insanlarının dünyada, Dünya Sağlık Örgütü de şu anda henüz gerçekten şu aşıya bir onay verildi tamamen dünyada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmadı. Fakat bir iki tane firmanın son aşamalarda özellikle Alman yapımı Pfizer ile ortak yapım olan BioNTech'in aşısının bu özel versiyon olarak Avrupa'da kullanacağını ön onayını verdi. Avrupa Enfeksiyon Kontrol Merkezi de ön raporunu verdi ve onay olarak tamamen daha almadı. Fakat bizim zaman kazanmamız açısından, yani ben şu aşıyı olacağım, şu zaman aşı yaptıracağım diye bir lüksümüz yok. Aşı kademeli olarak kime yapılacaksa yapılsın. Bugün benim bile böyle bir lüksüm yok. Çin aşısımı yaptırayım halk arasında. Amerikan, Avrupa aşısı, hayır hiç fark etmez. Yeter ki aşılanalım. Dolayısıyla sırası herkesin geldiği zaman
mutlaka bu aşıyı yaptırmak zorundayız. Kendimizi ve sevdiklerimizi ve diğer insanları koruma açısından yaptırmamız gerekir.